Bakıyorum, bakıyorum, karıştırıyorum. Ne yapacağız şimdi? Neler neler var. Bugün bana makyaj yapacağız. Benim makyajımı ben siz yapmak ister misiniz? Yapabilir miyim acaba? Bence yaparsınız. Neden olmasın? Yardım edeyim. Tamam, öyle yapalım. Tamam. Mesela fondötenimi sürebilirsiniz. Bence. Fondöten fırçanız hangisi? Ay bu nasıl bir yayın? Hiç merhaba, nasılsınız falan öyle şeyler yok mu? Öyle pat diye geliyor mu? Direkt makyaja girdim. Herkese merhaba. Hani yanımda... ben ilk defa yapıyorum falan. Çat diye verdi elimi. Yanımda gördüğünüz gibi Güven Ergen var. Kendisinin de ilk defa böyle bir yayına konuk olmuyor olması benim için gurur verici. Teşekkür ediyorum. Ne demek? İlk önce işte. Bir de makyajımı yapacak tam artık. Ama ben makyaj yapacağımı gerçekten kamera deyince öğrendim yani. Böyle ilk defa yapıyorsunuz değil mi makyaj birine? Tabii canım, ayı yapamazsam ay. Yaparsınız kesinlikle. Yaparsınız. Sihirbaz gibi. Çok güveniyorum. Hemen şöyle saçımı başımı düzeltiyorum. Ben yapacağım hepsini baştan sona. Evet. İlk önce fondötenle mesela. Evet evet diyor. O highlighter. Bununla burun kontürü mü yaparsınız artık? Burun kontürü çünkü, ben. Evet, ben burun kontürü yapmayı çok seviyorum. Bu arada şarkınız çok güzel. Ha, güzel. Gerçekten söyle, çok söyle. Güzel. Çok başarılı. Sözleri Sezen Aksu'nun şarkısı. Sizin yorumunuzla çok güzel olmuş. Peki mesela o şarkıda en sizi alan cümle hangisi ve yani sözler? Ne sen bana kıy ne ben sana yazık olur. Bir daha da denk düşer sanma, sonradan vurur. Aman Tanrım. Şeytan diyecek ki üz biraz, sonra dedi ki kıyma sakın. Bende de var. Sen. Ya. Sen bir bana bir dön. Tamam. Hem şarkı söylüyorum, hem röportaj yapıyorum, hem makyaj yapıyorum. Başıma gelenler. Bakayım. Bakayım güzel oldu göz altın. Güzel oldu. Şöyle kendimi güzel. Bir zahmet biraz düzelt. Bu mu fondöten funcası? Evet. Bunu soruyorsun. İsterse benim elime sıkın, benden alın. Elimi feda ediyorum gibi ben alın. Ay çok yoruldu, zahmet oldu. Ben bunu ben olsam bir şeyle karıştırırım. Nasıl? Yani evet onu merak tek ettim. Tek renk sürmem ben. Fondöten mi? Bu ne, kontür için mi bu? Ay onu karıştırmasa. Abi sen bir karışma benim işime. O çok koyu değil mi? Bir daha çok ilginç şeyler öğreniyorum şu anda. Karışım güzeldir. En sevdiğiniz makyaj ürünü ne mesela? Siyah göz kalemi. Evet, sizin ikonikleştiği. Hiç aynen. Kesinlikle. Mümkün ben olsa sizin... gözümün içine dövme yaptırırım yani. Peki, orada dursun diye. Peki en sevdiğiniz makyaj nasıl oluyor? Böyle dumanlı göz makyajı mı yoksa daha sade gözler mi? Çünkü sade. Benim için kirpik ve gözün içi. Benim yüzümde. Hı-hı. O çok önemli. Ruj neredeyse hiç sevmiyorum gibi. Ben de sevmiyorum. Tutamıyorum da zaten. Hani yok dayanıklı. O kalıcı olanlar da katır katır oluyor dudağımda. Evet. Hiç o kadar güzel olmuyor. Sen beni sabote ediyorsun, bayağı dönmüyorsun bana. Şey ama cildinize bakıyorum. Cildiniz çok güzel. Ne yapıyorsun cilt bakımınız için? Bir sürü şeyler. Biraz daha. Soda ile yıkarım mesela yüzümü. Nasıl? Bayağı bildiğin doğal ama. Tamam. Doğal soda ile temizken yüzüm. Faşır faşır böyle yüzümü yıkarım. Çok güzel bir makyajdan sonra şey tonik yaparım. Gibi mi? Tabii tabii, tertemiz cilde. Vay. O şey karışım nerede? Bak karışma güzel olmaz dedin. Koyu oldu mu? Çok güzel. Bayağı çalıştırdı beni. Ay şu kalküllerim çok pişmanım. Size özendim. Kalkül kesim kullanamıyor. Benim kalkülüm yok. Niye bana özeniyorsun? Ama sizin hep böyle saçlarınız vardı. Ama canım 10 sene önceydi bu kalküller sende. Ama şimdi bunlar bak moda bu oldu. Bu güzel. Bu çok güzel. Kıvırcıklı güzel. Tişörtün de güzel. Kolyelerin de güzel. G'ler de uyuyor. Güven. Buradan hafif gölge yapıyoruz. Kontür. Aynen. Zaten senin şuraların düşük olduğu için çok avantaj. Ben bu bal yanak olduğum için mutlaka gölge yapıyorum. Kontür her zaman yapar mısınız peki kontürünü? Günlük ya. Evden çıkarkenki makyajımda hayır. Ama profesyonel klip çekimi, fotoğraf çekimi onlar da evet. Bir şey söyleyeceğim. Ben hayatımda ilk defa makyaj yapıyorum. Ben böyle bir şey görmedim. Ter içindeyim baya. Ama çok güzel. Yemin ederim hayatımda ilk defa. Bana bak. Bebek süsler gibi hale bak. Bana dünden böyle bir şey söyleselerdi ben baya kasardım. Yok canım saçmalamayın, ne makyaj yapacağım falan derdim. Gerçekten bir anda buraya oturduğumda da yani ben makyaj verdim. Malzemeleri anlatıyorum. Karar vermedik. Yayına başladım, bana fondöteni verdiniz. Merhaba da yok. Karar vermişmiş. Biraz önce simit yiyorduk içeride. Bakayım. Baya kontür yaptınız. Kötü mü? Çok güzel oldu çünkü ben kontür yapmayı çok seviyorum. Yapmasaydınız üzülürüm. Şu parlak mı? Evet, highlighter. Elmacık kemiklerimi kullanıyorum. Bir de burnuma. Yapıyorum. Bak ben bunu nereye süreceğim? Nereye? Gözün üstüne. Evet. Islak ıslak durdum. Bu güzelmiş. Peki özellikle günlük makyajınızda mesela günlük olarak işte bir acil gitmeniz gereken bir yer var. İlk yaptığınız şey ne mesela acil? Allık siyah kalem. Nemlendirici.
olmadan asla. Her yeri nemlendirebilirim yani ben. Benim için nemlendirici evet olmadan asla. Cilt temizliği çok önemli. Hı hı. Arada yaş maya maskesi yapıyorum mesela. Aa. Ne alaka ama çok kötü kokuyor. İy, çocuklar diyor ki anne iğrenç kokuyorsun çok kötü. Olabilir yani. Peki nedir faydası ya? Maya zaten adı hı-hı üzerinde hani o pişiler var ya. Evet, evet. Onu suyla karıştırırız ve o böyle pufidik olur ve sabah hani kızartır yeriz. Tabii onu kızartıp yemeyelim mümkünse. Mayaya çok az yani 2-3 damla hı-hı süt veya limon suyu. O şeye göre değişiyor cilt yağlı mı değil miye göre. Hı-hı. Onu böyle krem gibi bir hale geliyor. Tamam. Bütün yüze sürüyoruz. Tamamen besliyor. Yani mayanın beslediği bir şey. Ama korkunç kokuyoruz. Erkek arkadaşım varsa sakın yapma çocuk kaçar. Boşver ya. Kaçarsa kaçsın zaten kaçmış galiba. Peki. Ayrıca yaptığın tek maske mı peki? Hayır bal çok yaparım. Nemlendirici özelliği var. Türk kahvesiyle peeling yaparım. Türk kahvesini mesela içtin. Hı-hı. Bitti. Evet. Fal kapatmak yerine o telveyi gözünün altına sür mesela. Evet. Kahvenin telvesi. Gece geç yattınsa, ertesi gün işin varsa patates dilimi çok faydalıdır. Çok yani. Patatesi çiğ çiğ yani sulu sulu. Evet ben de onu seviyorum. Koymalısın. Ondan sonra bal cilde her zaman ama iyi bal olsun. Hı-hı. Ay. Kalk. Al kendi kalemini kendin sür. Yok, ben sonra altında gölgesini tamam yapayım. Hayır. Şöyle yapıyorum. Ay ilk defa birisi bana göz kalemi ve Gülben Ergen inanamıyorum. Ben de. Videonun başlığı Gülben Ergen bana makyaj yaparken gözümü çıkardı. Ve sen sürekli konuşuyordun hiç susmuyordun. Her fırçası yok burada. Var. Aa aşk olsun. Bunlar. Olmaz. Nasıl bir farf fırçası kullanıyorsunuz bunları? Aa benim makyaj şeyimi ister misiniz çantama? Şu anda çok önemli bir şey öğreneceğiz. Farf fırçaları ben genelde bunu kullanırım. Karıştırma fırçası. Üstle bu tamam. Alta. He, okay. Yeah. Tamam ama ben yanımda yok. Hiç bana kendime bakmıyorum o. Ben böyle seviyorum. Böyle ruj sürülmüş sevmiyorum. Böyle bu böyle yapıyorum rujum. Evet, ruj sevmiyorsunuz siz. Ben anladım sizi. Sizin en çok sevdiğin şey göz makyajı. Ki göz makyajı aşırı yakışıyor. Bu arada yeni saçınıza bayıldım. Ay teşekkür ederim. Klibinize bayıldım. Çok güzeldi. Ben de bayıldım. Çok güzeldi. Çok içime sindi. Değişik bir Gülben çıktı. Ona çok mutluyum. Yani kendini yenilemek önemli bir kesinlikle şey çünkü. O anlamda farklı oldu. Şu kenara minik bir gölge yapalım tamam bakalım. Şey çok enteresan geliyor bana. Mesela uzun zamandır siz aslında hani yeni bir şarkıyla görmedik ama o kadar aradan sonra yine aynı yerden, aynı tempoyla, aynı enerjili başlamak nasıl bir duygu? Aslında aynı yerden değil. Önemli bir sessizlikten sonra. Hı hı. Ay nerelerdesiniz, bir şey yapmadınız, ortalarda hı hı yoksunuz dediği dönemlerde ben aslında bir şeyleri dinleyip içime sindiriyordum. Yani infilakı hı ben 3 gün önce de almadım. Aylardır o şarkı bende. Ama bazı şeylerin doğru zamanı beklediğini düşünüyorum. O beklemek ve dinlemek sürecinde de insan kendini de dinliyor bazen. Hı hı. Öyle bir demlenme süreci diyelim. Konuşmak yerine susmayı tercih etmek hı hı ve güzel sonuçları ondan sonra almak. Yani şarkıda ben böyle iki nakarat falan hissediyorum. İki nakarat var değil mi? Ben de öyle hissediyorum ama şimdi şarkı yeni olduğu için çok da etkilemek istemiyorum. Herkesin alacağı söz yeri başka olacak çünkü. Şarkının ama her... Aa ne kadar güzel oluyor. Doğru söyle. Gerçekten çok güzel oluyor. Nasıl güzel gölgelendirdiniz. Gözüm bak ben gölgede şunu da kullanıyorum. Gülben Ergen'in çantasında neler var hemen söylemek istiyorum. Tabii. Açabilirsin. Ah açamıyorum. Şöyle. Tom Ford'un böyle krem highlighter'ı var. Fırça. Tamam küçük bir nick highlight şey için. Evet. Göz altı için. Dur senin kahverengin, böyle yanık bir kahverengin yok. Sana bunu hediye edeyim. Teşekkür ederim. Kesinlikle saklayacağım. Sen de bana bir şey hediye edersin. Bu kadar malzemenin içinde. Hangisini istiyorsunuz? Bence şu güzel olur. Yani en olur. Kendi kullanmadığını verdi. Hayır benim en sevdiğim. Tamam kontürümü vereyim. Bak yukarı sus. Tamam. Birbirimizi çok seviyormuşuz ama haberimiz yokmuş. Evet bunu sana vereceğim. Çok güzel oldu çünkü çok yakışır. Zaten çok teşekkür güzel ederim bir renktir. Ben kahve tonlarından hiç vazgeçmiyorum. Evet. Ben küçükken Gülşen Bibikoğlu'na çok hayrandım. Hayır, onun çok böyle güzel kahve siyah bir makyajı vardır ya. Acı kahve bu da öyle. Bu da öyle ve bu göze çok güzel bir buğu kattığını düşünüyorum. Eşit oldu mu acaba? Ay çok güzel gidiyor. Ben, güzel gözüküyor mu? Ben normalde hiç böyle bir makyaj yapmadım gerçekten. Ve böyle öyle makyaj, mi? Benim kanım hiç böyle süreç makyaj olmadı. Süreç ayrı çekmeyeceğim ben bunu mesela. Ben senin göz kapağını çok sevdim. Küçüklüğü, evet, güzel.
altını doldurarak üstünü rahat bırakacağız. Tamam. Bundan sonra bu farı kullanırken Güven Ergen'in farı olarak evet. kullanacağım bunu. Aynen. Ben de bunları karıştırayım sen rimel sürerken. O çok güzel bir şey kaş için. Aynı zamanda kaşları besliyor ve sabitliyor ve ben ona aşırı memnunum. Çok güzel. Bize bak. Böyle kaşlar tek tek de güzel güzel taranabiliyor. Kaş jölesi mi bu? Evet, kaş jölesi gibi. Ama besleyici özelliği var. Bence ben bunu alayım sana. Ben bunu aldıysa verirken söyle. Ben bunu aldım zaten. Ne oldu mu? Biraz daha. Dur, benim gözüm şöyle ayağa kalkıp sürüyor. Zevkli mi peki başkasına makyaj yapmak için? Ay çok değişik bir duyguymuş. Farklı değil mi? Evet. Ben altına da süreceğim birazcık senin tamam. gözünü iyice çıkartalım. Sen normalde altına sürüyor musun? Yok, hiç sürmem. Sür. Bak şimdi bunda değişik bir şey yaptığımız için. Ben genelde üst yani göz kapaklarımı daha çok böyle dolduruyorum, altları boş bırakıyorum. İnsan yaparken makyajı böyle ne şekilden şekilde giriyoruz ya. Evet, benim özellikle en çok yaptığım şey o. Ağzına kayıyor böyle. Kırmızı. Benim için makyajda vazgeçilmez siyah kalem, rimel allık. Yani farsız da idare edebilirim ama siyah kalemi mesela altına gölge de yapabilirim, üstüne minik bir gölge de yapabilirim. Bir de o deminki küçük far fırçası. O dudağımı kadar. Zaten yok seviyorum. Yani gözdeki ifade daha önemli olduğu için. Günlük hayatımda hiç ağır makyaj yapmıyorum. Yani neredeyse hiç yapmıyorum. Ama allığımı mutlaka sürüyorum. Dudağıma o demin dokunduğum gibi bir dokunuyorum. Biraz daha böyle sağlıklı bir görüntü yani. Evet, yazın hiç yani o güneş ve doğal şeylerden çok faydalanıyorum. Kozmetik yani hem çok pahalı, evet, maalesef. Gerçekten çok pahalı, çok güzel ürünler de var, doğada da çok güzel ürünler var. Ne meyve yersem yiyeyim, mesela yüzüme mutlaka sürerim. Sonrasında mı? Tabii, yani portakalı yedim mesela, portakalın kabuğunu sürerim. Ben ona da tütsü falan da yapıyorum ama ben çok doğa, ada çayı yakarım evde, defne yaprağı. Evet, ada çayını ben de çok yapmaya başladım son zamanlarda ve gerçekten şey, bana da çok iyi hissettiriyor. Yani enerjimi biraz yükselttiğini hissettim. Zaten amaç o değil mi? Evet. Yani amaç o. Tütsü mesela çok severim ama o tütsülerin içinde dışarıdan aldığımız tütsülerde biliyoruz ki kimyasal evet, maddeler var. Bir de onlar bana ama ağır geliyor. Ada çayı öyle değil ama. Daha. Evet, rujumu sürmediniz Gülben Hanım. Ay pardon, özür dilerim hanımefendi. İhmal ettim, pardon. Ama ben böyle yapmam koca dudak. Tamam, doğal. Aman da pek güzelmiş dudakları. Bir dakika dur, şundan da süreceğim. Şu demin bir şey vardı burada. Dudağına bir şey yaptırdın mı sen? Sakın. Bana nasıl bakıyor, yaptırası var. Sakın bir şey fışkırttırma dudağına. Benim takipçilerim de bana inanmıyorlar. Ben anlıyorum, bir dakika bakıyorum şimdi. Bakın. Yok bir şey. Boş. Bu en sevdiğiniz şarkı, benim en sevdiğim bölüm var. Orayı açmak istiyorum. Tamam. Oradan birazcık mırıldansak beraber olur mu? Açalım. Mırıldanma. Makyaj atalım. Yemek falan yapayım mı? Kabak soyalım, mücver yapalım. Büyü gibi lafa bak. Kalbinin önünde eğil, aklından çok çekti. Konuş benle. Bu laf, insan kendi icat eder mutsuzluğu. Bu kadar doğru. Evet, geliyor benim sevdiklerim. Burası mı? Bize şans ver. Deli olma. İhtimalimiz var seninle, benimle dans et, bırak bana infilakımız sere serde. Ya çok güzel. Çok teşekkür ederim bu güzel yayın içinde. Ben benim hayatım için de müthiş bir yerlilik. Evet. Başarılar diliyorum bütün ekibe ve de sana da. Ben de teşekkür ederim. Makyajın yıkama bugün akşama kadar böyle yok, dur. Bugün bu makyaj... Konuşamıyorum bile heyecanda. Görüşmek üzere. Hata denk düşersen ma, sonradan vurur.